Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in 87. suresi olan Ala Suresi'nden bahsedeceğim. Bu sure Mekke döneminde inmiş olup toplam 19 ayetten oluşmaktadır. Ala Suresi ismini ilk ayetinde geçen Ala kelimesinden alır ve en yüce anlamına gelir. Bu surede Allah'ın yüceliği, yaratma ve düzenleme gücü, vahyin önemi ve ahiret hayatı gibi temel konular ele alınmaktadır. Ala Suresi Allah'ın yüceliğini ve kudretini vurgulayarak başlar. İlk ayetlerde Allah'ın her şeyi mükemmel bir şekilde yarattığı ve düzenlediği anlatılır. Rabbinin yüce adını tesbih et ifadesiyle Allah'ın yüceliğini ve büyüklüğünü sürekli olarak anmamız gerektiği hatırlatılır. Bu, insanın Allah'a olan bağlılığını ve minnettarlığını ifade etmesi açısından son derece önemlidir. Surede, Allah'ın yaratma gücüne dair örnekler verilir. Bitkilerin yeşermesi, hayvanların yaratılışı ve doğanın düzeni gibi konular üzerinden Allah'ın kudreti gözler önüne serilir. Bu örnekler, insanın Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Ala suresinin orta kısımlarında vahyin önemi ve Peygamber Efendimiz'e slavaver verilen görevler üzerinde durulur. Allah, Peygamberimize vahyi kolaylaştıracağını ve onu unutturmayacağını vaat eder. Bu, peygamberimizin görevini yerine getirirken karşılaştığı zorluklar karşısında ona moral ve destek sağlar. Surede ayrıca ahiret hayatına dair önemli mesajlar verilir. Kim aranırsa kurtuluşa ermiştir ifadesiyle, insanın dünya hayatında yaptığı iyiliklerin ve kötülüklerin ahirette karşılığını bulacağı vurgulanır. Bu, insanları dünya hayatında doğru ve erdemli bir yaşam sürmeye teşvik eder. Ala suresinin son ayetlerinde geçmiş kavimlerin başına gelen felaketlerden bahsedilir. Bu insanlara ibret olması açısından önemlidir. Geçmişte Allah'ın emirlerine uymayan kavimlerin nasıl helak edildiği anlatılarak insanlara Allah'ın emirlerine uymaları gerektiği hatırlatılır. Sonuç olarak Ala suresi Allah'ın yüceliğini ve kudretini vurgulayan, vahyin önemini ve ahiret hayatını hatırlatan bir suredir. Bu sure insanlara Allah'a olan bağlılıklarını sürekli olarak ifade etmeleri gerektiğini, dünya hayatında doğru ve erdemli bir yaşam sürmeleri gerektiğini hatırlatır. Allah'ın yaratma gücü ve düzeni üzerinden verilen örnekler, insanın Allah'ın büyüklüğünü daha iyi anlamasına yardımcı olur. Peygamber Efendimize verilen görevler ve vahyin önemi, insanlara doğru yolu göstermede rehberlik eder. Ahiret hayatına dair verilen mesajlar ise insanları dünya hayatında yaptıkları iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığını alacakları konusunda uyarır. Bu sureyi okurken ve dinlerken, Allah'ın yüceliğini ve kudretini sürekli olarak hatırlamalı ve hayatımızı bu doğrultuda şekillendirmeliyiz. Ala suresinin mesajlarını hayatımıza uygulayarak dünya ve ahiret saadetine ulaşabiliriz. Teşekkür ederim.